Günaydın arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 3-4 Şubat tarihlerinde 36. olağan kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Tabii bu kurultay sürecine gelinceye kadar yaklaşık 150 günlük bir kongre sürecimiz söz konusuydu. Kısaca o kongre sürecinden bahsedip kurultay ile ilgili de sizlerle bir takım bilgileri paylaşmak istiyorum. Bizim kongre sürecimiz diğer siyasi partilerden farklı olarak uzun bir zaman dilimini kapsıyor. Zira biz delege seçimlerini dahi demokratik bir süreci işleterek gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye'de yaklaşık 50.200 civarında mahalle ve köy muhtarlığı var. Biz bu dönemde 30.000'in üzerinde mahallede sandık koyarak üyelerimizin özgür iradesiyle mahalle delegelerinin seçimini gerçekleştirdik. Geri kalan 20 bin civarındaki mahallede ise köy ve beldelerdeki muhtarlıklar idi. Oralardaki üye sayımızın çok az olması nedeniyle sandık koymadan kendi aralarında uzlaşarak delegelerin tespitini sağladık. Sonrasında siz de yakından takip etmişsinizdir. İlçe kongrelerimiz başladı. 940 ilçede kongre gerçekleştirdik. Bu kongrelerden 532'sinde 2 adaylı, 74'ünde ise 3 adaylı kongreler yapıldı. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında hiçbir parti ne delegelerini ne de ilçe ve il kongrelerinde böylesine çoklu adaylarla yarıştırarak kongre gerçekleştirmiyor. Diğer siyasi partilerin birçoğunda formalite delege seçimleri yapılır ve adeta atamayla birden fazla adayın hemen hemen hiç söz konusu olmadığı ilçe kongreleri yapılır. Bu bizim parti içi demokrasiyi ne kadar önemsediğimizi ve bırakın delege seçimlerini, ilçe ve il kongrelerini şeffaf, adayların rahatlıkla yarıştığı kongreler şeklinde gerçekleştirdiğimizin en somut örneği. Peki bu ilçe kongreleri sonucunda ne oldu? 238 ilçe başkanımız ilk kez seçildi. Bunların tamamı 2 ve 3'lü adayların olduğu kongreler sonucunda gerçekleşti. Ve yine 265 ilçe başkanımız ise ikinci kez tekrar ilçe başkanlığını kazandılar. Bir başka önemli özellik, ilçe başkanlarımızın 3 dönemden fazla göreve devam edeni yok. Yani en fazla 3 kez ilçe başkanlığını, 3. kez ilçe başkanlığını kazanan arkadaşlarımız var. Bir başka önemli özellik ise bizim hem delege seçimlerinde hem ilçe ve il kongrelerimizde kadın delege ve başkan sayılarımızın her kongrede arttığı. Aynı şekilde ilçe kongre sonuçlarında %10 oranında 2015 kongrelerine baktığımızda kadın ilçe sayısının arttığını, ilçe başkanı sayısının arttığını görüyoruz. Yaş ortalaması da çok ilginç sonuçlar verdi. 750 ilçe başkanımız 20 ile 50 yaş aralığında. 70 yaşın üzerinde ilçe başkanımız ise sadece 19 arkadaşımız 70 yaşın üzerinde. Yani bu söylenenlerin aksine Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir gençleşmenin olduğunu da somut bir şekilde ortaya koyuyor. Arkadaşlarımız çıkıyorlar, özgür iradeleriyle aday oluyorlar. Hiçbir baskıya, hiçbir zorlamaya uğramadan yarışarak aday olup ve sonuç alıyorlar. Bu da çok önemli. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Sonrasında il kongrelerimizi gerçekleştirdik. 80 ilde kongrelerimiz sonucunda 5 ilimizde kadın arkadaşlarımız il başkanı seçildi. Bu 2015 kongrelerinde 2 ile sınırlıydı. Ama önemli bir özellik, bu illerin dışında 20'ye yakın ilimizde kadın arkadaşlarımız da yarıştı
Ama bazıları çok az oyla, bazıları biraz daha fazla oyla kaybettiler. Ama beş arkadaşımız, beş kadın arkadaşımız il başkanı oldu. Bu da bizim açımızdan çok önemli. Zira bildiğiniz gibi kota uygulayan tek siyasi parti biziz. Ve bu kota uygulamasını yıllar öncesinde başlatmıştık. İlerleyen günlerde bir tüzük değişikliğiyle belki bu kotalar çok daha farklı rakamlara da partimizde ulaşacaktır. Bu 80 il kongresi sonrasında 29 il başkanımız ilk kez seçildi ve 27'si ise ikinci kez il başkanı oldu. Yine il başkanları yaş ortalamasına baktığımızda da 20 ile 50 yaş aralığında 58 il başkanımız var. Çok genç il başkanlarımız var. Zaman zaman onlarla da karşı karşıya geleceksiniz, göreceksiniz. Çok aktif, çok heyecanlı ve o bulundukları ilçe ve illerde ciddi anlamda partinin ivmesini yükseltecek arkadaşlarımız bu süreçte görev aldılar. Bizim tabii kurultay delegelerimizin toplam sayısı 1266. Bu sayının 1090'ı seçilerek gelen, yani il kongrelerinde seçilen kurultay delegelerimiz. Bu kurultay delegelerinin içinde de bir takım özellikler var. Onu da sizinle paylaşayım. 248 kadın arkadaşımız kurultay delegesi ve bu kurultay delegelerinin bazıları, hani siz de zaman zaman karşılaşıyorsunuz, anahtar listeler oluşuyor. Fakat kadın arkadaşlarımızın birçoğu bu anahtar listelerinin dışında aday olarak sonuç alan arkadaşlarımız. Bu sayı 2015 kongrelerine baktığımızda %25 oranında artmış durumda. Ve yine bir başka detay, bu 1090 seçilen kurultay delegesinin içinde 740'ı yenilenen, yeni seçilen kurultay delegelerimiz. Bu da toplam kurultay delegelerimizin, seçimle gelen kurultay delegelerimizin %68 gibi çok yüksek bir oranına tekabül ediyor. Yani bu süreçte 150 günlük kongre sürecinde delegelerin, mahalle delegenin seçildiği dönemden itibaren ta kurultay delegelerin seçildiği sürece baktığımızda gençleşmenin, yenileşmenin kendi demokratik işleyişi içerisinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bizim yine bildiğiniz gibi kurultay temamız adalet ve cesaret. Bu tema kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra çok ciddi anlamda kabul gördü ve olumlu dönüşler oldu. Adaletin Türkiye'de ne denli önemli olduğunu hep birlikte adalet yürüyüşü, Maltepe mitingi ve adalet kurultayıyla hep birlikte gördük. Türkiye'de adaletsizliğin, haksızlığın, hukuksuzluğun olduğu herkese malum. Ama vatandaşlarımız uğradıkları bu adaletsizliğe ve haksızlığa karşı maalesef olumsuz bir ortamda baskıya maruz kalmaları nedeniyle seslerini duyuramıyorlardı. Ta ki Sayın Genel Başkanımızın adalet yürüyüşünü başlatıncaya kadar, o yürüyüş toplumun her kesinden on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insanı cesaretlendirdi. Onlar da bizimle birlikte yürüdüler. Yağmur demeden, sıcak demeden, yaşlarına bakmadan o büyük adalet yürüyüşüne güç kattılar ve nihayet milyonlar Maltepe meydanını doldurdu. Adalet Türkiye için vazgeçilmez bir kavram ve bu adaleti güçlendirecek olan, adaleti tesis edecek olan da cesaret. Biz bu cesareti 80 milyon vatandaşımıza hissettirerek, onlarla birlikte ayağa kalkarak Türkiye'de demokrasiyi yeniden tesis etmek adına bir büyük bir yürüyüşü, adalet yürüyüşüyle başlatmıştık. Türkiye'de insan haklarının, özgürlüğün, demokrasinin, adaletin tesis edilinceye kadar bu uzun yürüyüşümüzü yurttaşlarımızla birlikte sürdüreceğiz. Bir başka husus, kurultayımızın divan başkanı. Bildiğiniz gibi
Bundan önceki kurultaylarda önceki genel başkanlarımız Sayın Altan Öğmen, Sayın Murat Karayalçın divan başkanlığımızı yapmışlardı. 94 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bırakın kurultaylar, ilçe ve il kongrelerimizin divan başkanlığı bile çok ama çok önemlidir. Her Cumhuriyet Halk Partili siyasi yaşamında bir ilçe ya da il kongresinde divan başkanlığı yapmanın hazzını tatmak isterler. Hele kurultaylarımızın divan başkanlığı da son derece önemlidir. Ancak bizim isteğimiz önceki genel başkanlarımızdan Sayın Hikmet Çetin'in bu kurultayda divan başkanlığı yapmasıydı. Ama tüzüğümüzde kurultay divan başkanlıklarının kurultay delegesi olma zorunluluğu bulunması nedeniyle Sayın Hikmet Çetin'le bu divan başkanlığını gerçekleştiremedik. 36. olağan kurultayımızın divan başkanlığını Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen'i önereceğiz. Kurultayımız bu konuda bir irade ortaya kabul ederse Sayın Yılmaz Büyükerşen kurultayımızın divan başkanlığını yürütecek. Biz divan başkanı olarak Sayın Büyükerşen'i önereceğiz. Değerli arkadaşlar, biz bahsettiğim gibi bu kongre süreçlerinde ve kurultayımızda demokratik bir süreci işletiyoruz ve her arkadaşımızın ilçe başkanı, il başkanı, genel başkan olma gibi hakkı vardır. Her Cumhuriyet Halk Partili'nin örgütlerde görev alma gibi bir hakkı vardır. Dolayısıyla bu kurultayımız da o demokratik sürecin işleyeceği son derece nitelikli, heyecanlı, önümüzdeki döneme ait önemli tespitlerin yapılacağı bir kurultay olarak gerçekleştirilecektir. Ben bunları hep bir aradayken sizinle paylaşmak istedim. Zaman zaman basın mensubu arkadaşlarımız kurultay ve öncesiyle ilgili bir takım sorular soruyorlardı. İstedim ki bir arada bunları sizlerle paylaşayım. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ediyorum. Varsa sorunuz almaya çalışayım, cevaplandırmaya çalışayım. Buyurun. Soyadı adaşlığından dolayı sizin kitabınız var. Evet. Parti meclisinde nasıl bir değişim bekleniyor ve MHK üyelerinde böyle bir değişiklik bekleniyor mu? Evet. Bunu sormak isterim. İkincisi, seçimin nasıl olacağı merak konusu, çarşaf listemi, blok listemi. Evet. Genel başkanın son mesajlarından çarşaf olacağına yönelik bir beklenti var ama il başkanlarında bir kısmından blok isteyebileceği de ifade ediyor. Bu konuda bir netleşme var. Evet. Şimdi bizim kurultaylarımızda siz de çok iyi biliyorsunuz ki partili arkadaşlarımız parti meclisine, yüksek disiplin kuruluna çok rahatlıkla aday olabiliyorlar. Hiçbir engelle karşılaşmıyorlar ve son kurultaylarda yaklaşık 400 ile 450 arkadaşımız parti meclisine aday olmuştu. Arkadaşlarımızın parti meclisine ve yüksek disiplin kuruluna aday olma hakları var. Yönteme gelince tüzüğümüz çarşaf listeye öngörüyor. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızın ya da genel merkezimizin bu konuda tüzüğe bağlı kalma gibi bir sorumlulukları var. Ancak ilçe ve il kongrelerinde olduğu gibi kurultayda da kurultay delegelerinin kararı farklı olursa o karar geçerli olur. Yani parti kurultay delegeleri eğer bir blok listeyle ilgili önerge verir, bu önerge oylanıp da yarıdan bir fazla Haziran'daki kurultay delegelerinin yarıdan bir fazlası blok liste derse yöntem o olur. Bizim böyle bir talebimiz söz konusu değil ama irade tamamen kurultay delegelerinin iradesi. Evet. Buyurun, daha fazla geciktirmeyelim. Genel başkan adaylarından Sayın Muharrem İnce 2 gün önce bir televizyonda yapılan haberdi. Sayın Genel Başkan'a yönelik eleştirileri sıralarken mam kafa dedirtmezdim dedi. Hı hı. Genel merkez olarak konuya bakışınız nedir? Biz parti ve partili arkadaşları kesinlikle kamuoyunda tartışmayı doğru bulmuyoruz. Hele
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan adayı arkadaşlarımızın yani daha dikkatli bir dil kullanmalarında yarar var. Sayın İnce deneyimli bir siyasetçi arkadaşımız. Aday olması son derece doğal, en doğal hakkı. Ama dediğim gibi daha dikkatli dil kullanmakta fayda var. Evet. Efendim ilk sorum olacak. Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, Reyhanlı'ya atılan bombalar ki roket atarların Türkiye sınırlarından atılmış olunabileceğini söylemişti. Bu konuyla ilgili kendisiyle görüştünüz mü? Bir son durum nedir? İkinci sorumda 170 aşkın akademisyen aralarında sanatçıların da bulunduğu kişiler Afrin operasyonunun durdurulması için imza topladı. Bu konuda değerlendirmenizi alacağım. Sağ olun. Evet. Bu Sayın Dudu'yla ben birebir bir görüşmem olmadı. Ben de sadece sosyal medyadan gördüm. Ama o füzelerin, roketlerin Katyuşa füzesi olduğu zaten resmi makamlarca da açıklandı. Ama menziliyle ilgili devletin resmi rakamlarının vereceği, resmi yetkililerinin vereceği bilgiler bizim için esastır. Orada vatandaşların ya da farklı kesimlerin bir takım söylemleri olabilir. Milletvekili arkadaşımız da bu duyduklarını dile getirmiş olabilir. Akademisyen ve sanatçılar ilk kez böyle bir girişimde bulunmuyorlar. Biliyorsunuz toplumun en dinamik kesimleri akademisyenlerdir, yazarlardır, sanatçılardır, bilim adamlarıdır. Onlar böyle bu tür girişimleri zaman zaman Türkiye'de basın aracılığıyla paylaşıyorlar. Çok doğal karşılamak lazım. Onların kendi takdirleri. Hiç kimseyi düşüncelerinden dolayı farklı bir anlayışla değerlendirmemek lazım. Saygı göstermek lazım. Evet. Eğer imzaları toplayabilirlerse, diğer adayların kurultayda konuşabilmeleri ve oturma düzenleri açısından bir düzenlemeye gidecek misiniz? Bir bunu sormak isterim. Bir de kamuoyunda bazı iddialar vardı, basına da düştü. İşte Deniz Baykal'ın genel başkanla bilerek görüşmediğine, kurultay nedeniyle delegeler üzerinden bir hesap bir tartışmaları var. Evet. Şimdi birinci sorunu cevaplandırayım. Tabii bizim tüzüğümüz gereği %10 imzayla genel başkan adayı olunabiliyor. Elbette bu imzayı toplayan her arkadaşımızın aday olma hakkı var. İmza toplayıp da divana başvurduklarında adaylıkları geçerliyse onların konuşma hakları elbette olacak. Hiçbir sınırlama getirilmesi söz konusu olmaz. Hele CHP kongrelerinde, kurultaylarında. Oturma düzenleri tabii ki genel başkan adaylarıyla ilgili farklı bir düzenleme olacak. Ama bu kez Ankara Salonu'nda bildiğiniz gibi kurultayımızı gerçekleştiriyoruz. Orada farklı bir konseptle bir yerleşme düzeni yapacağız. Onun bütün hazırlıklarını yaptık. Yani kurultaya hazırız. Ama siz de orada göreceksiniz ki hem basın mensupları, hem kurultay delegeleri, hem de konuklarımız için, onur konukları için çok uygun, çok çalışma ortamı üst düzeyde olan bir düzenleme yaptık. Evet, ben de oradaydım. Sayın Genel Başkanımızla birlikte o seyahate ben de katıldım. Önce bir Nazım Hikmet etkinliği ve göçün 56. yılı ile ilgili bir etkinlik vardı. Ona katılmıştık. Oradan da Sayın Baykal'ı ailesini dersem daha doğru olacak ziyarete gittik. Orada tabii doktorları son derece dikkatli ve tıbbın gereği neyse onu yapıyorlar. Biz hem doktorlarından bilgi aldık hem ailesiyle görüştük. Sayın Baykal'ın sağlığı bizim için çok önemli. Ona zarar verebilecek en ufak bir tavrımız, en ufak bir girişimiz asla söz konusu olmaz. Başından beri Sayın Genel Başkanımız da, biz bütün partili arkadaşlarımız, üyelerimiz, Sayın Genel Başkanımızın, önceki Genel Başkanımızın sağlığıyla yakından ilgiliyiz. Ama doktorlar sadece Genel Başkanımıza yönelik değil,
hiçbir şekilde bir ziyaretçi, bir görüşme yaptırmıyorlar. Biz ailesinden bilgi aldık, doktorlardan bilgi aldık. Onun ötesinde konuşulan, söylenenler sadece dedikodundan ibaret. Tamam herhalde. Peki, iyi çalışmalar, teşekkürler.